Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugün inşallah Kur'an-ı Kerim'in başından itibaren Fatiha suresinden başlamak suretiyle surelerin tefsir ve irapları üzerinde duracağız. Ta ki Taha suresine kadar, çünkü Taha suresinden sonrasını daha önce yapmıştık. Fatiha suresi Mekke'de nazil olmuştur. Sure-i Celile'de 7 ayet-i kerime vardır. Ayetlerinin 7 olduğuna da icma vardır. Kur'an-ı Kerim'de bu sureyle ilgili El-Fatiha açan diye isim verilmiştir. İniş itibariyle olmasa da tertip itibariyle Kur'an'ın ilk suresidir. Fatiha kısa ve veciz olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'in bütün manalarını ihtiva eder ve özet olarak onun esas maksatlarını kapsar, dinin esaslarını ve teferruatını içine alır, itikat, ibadet, muamelatı, ahirete ve Allah'ın güzel sıfatlarına imanı, yalnız ona ibadet etme, ondan yardım dileme ve ona dua etmeyi, imanda ve salihlerin yolunu tutmada sabit kılması, gazaba uğramışların ve sapıtmışların yolundan sakındırması için ona yalvarmayı da ihtiva eder. Fatiha suresi diğer surelerin aslı durumundadır. Bundan dolayı buna Ümmül Kitap, yani kitapların anası denilmektedir. Çünkü bu sure kitabın esas maksatlarını kendisine ne yapmıştır? Toplamıştır. Fatiha'ya daha başka isimler de verilmiştir. Bu isimlere baktığımız zaman da Fatiha, Ümmül Kitap, Es-Seb'ül Mesani, Es-Şafiye, El-Vafiye, El-Kafiye, El-Esas ve El-Hamd isimleri verilmiştir. Ve bu isimlerin birçok tefsirlerde ne yapmıştır? Sayılmıştır ve Fatiha'nın isimleri 12 isim olarak ne yapılmıştır? Ortaya çıkarılmıştır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah, layık olduğu şekilde kendisine hamd ederiz. Ve ona hamd etmemiz, onu nasıl takdis etmemiz ve ne şekilde övmemiz gerektiğini bize bu sureyle öğretti ve buyurdu ki: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Yani ey kullarım, bana şükretmek ve beni övmek istediğinizde elhamdülillah deyin. Size olan lütuf ve ihsanımdan dolayı bana şükredin. Çünkü ben azamet, şeref ve şan sahibi olan Allah'ım. Yaratmak ve icat etmek bana mahsustur. Ben insanların, cinlerin, meleklerin, göklerin ve yerlerin Rabbiyim. O halde övgü ve şükür diğer tanrılara değil, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Er-Rahmanir-Rahim. O Rahman ve Rahim'dir. O rahmeti her şeyi kapsayan ve lütfu bütün mahlukata şamil olandır. Zira o kullarına onları yaratmak, rızıklarını vermek ve onlara dünya ve ahiret mutluluğunu götüren yolu göstermek lütfunda bulunmuştur. O yüce rahmeti büyük ve ihsanı devamlı olan Rab'dır. Maliki yevmiddin. Ceza gününün malikidir, sahibidir. Yüce Allah, ceza ve hesabın malikidir. Ceza gününde kendi mülkünde tasarrufta bulunan bir mülk sahibi gibi tasarrufta bulunacaktır. O gün hiç kimse başkası için hiçbir şeye fayda ve zarar verme gücüne de sahip değildir. O gün herkesin işi Allah'a kalmıştır. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Ey Allah'ım, ancak sana kulluk eder
ve yalnız senden medet umarız. Ey Allah'ım, sadece sana ibadet ederiz, sadece senden yardım dileriz, senden başka hiç kimseye kulluk etmeyiz, sadece sana boyun eğer, itaat eder ve sadece sana karşı huşu ve tevazu gösteririz. Ey Rabbimiz, sana itaat etmek ve senin rızanı elde etmek için yalnız senden yardım dileriz. Çünkü her türlü tazim ve hürmete sen layıksın, bize yardım etme gücüne senden başka kimse sahip değildir. İhdine sıradal müstakim. Bizi doğru yolu göster. Bize doğru yolu göster. Yani ey Rabbimiz, bize doğru yolunu ve hak dinini göster ve bizi ona ilet. Bizi nebilerine, rasullerine ve son peygamberlerine gönderdiğin İslam dini üzere sabit kıl. Bizi sana yakın olan kimselerin yoluna girenlerden eyle. Sıradallezine en'amte aleyhim. Kendilerine ihsan ve ikramda bulunduğun, yani peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoluna girenlerden eyle. Onlar ne güzel arkadaştır. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Ey Allah'ım, bizi doğru yoldan çıkan ve eğri yola giden düşmanlarının zümresine katma. Yani bizi senin gazabına uğramış olan Yahudilerin veya hak yoldan sapmış olan Hristiyanların zümresine katma. Çünkü onlar senin mukaddes şeriatından çıktılar ve böylece gazaba ve ebedi lanete müstehak oldular. Buyurmak suretiyle Allah'ım dualarımızı kabul et buyuruyoruz. Ve bu şekilde Fatiha suresinin manasını ne yapmış oluyoruz? Sonlandırmış oluyoruz. Fatiha suresinin irabına baktığımız zaman da Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Elhamdü mübteda, merfu, raf alameti damme. Lillahi, lam harfi cer, Allah-u mecrur. Lillahi, şibi cümle olarak mahallen merfu, mübtedanın haberidir. Yani hamd Allah'a mahsustur. Rabbil alemin dediğimiz zaman da Rabbi, Allah lafzının sıfatıdır. Mecrurdur ve muzaftır. Alemin de muzaf ileyhtir. Mecrur cer alameti ye. Çünkü cemi müzekker salimdir. Er-Rahmanir-Rahim dediğimiz zaman yine Er-Rahmani Allah sıfatının, Allah lafzının sıfatıdır, mecrurdur. Er-Rahim'i de yine Allah sıfatının lafzının sıfatıdır ve kendisine mecrurdur. Yani Rabbi birinci sıfat, Er-Rahmani ikinci sıfat, Er-Rahim'i üçüncü sıfat. Maliki yevmiddin dediğimiz zaman Maliki de dördüncü sıfattır. Mecrur cer alameti kesra muzaf yevmi muzaf ileyh, yevmi muzaf eddin de muzaf ileyh olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke biliyorsunuz munfasıl zamirlerdendir. Sadece mef'ul olarak bulunmaktadır. Ve ne'budu'nun başına gelmiştir. Ancak senden, evet, sana ibadet ederiz, ancak sana ibadet ederiz demek için ne'abudu iyyâke değil de iyyâke ne'abudu şeklinde ne yapılmıştır, takdir edilmiştir. Ne'abudu muzari fiildir, merfu raf alameti damme, faili vücuben müstetir, nahnu. Vav atıf iyyâke yine nesta'in fiili muzarisinin başına gelmiştir ve mahallen mansup mef'ul bi sarih'tir. Nesta'inu ise fiil-i muzari'dir. Merfu raf alameti vücuben müstetir nahnüdür faili. Evet. Nesta'inu'nun faili vücuben müstetir nahnüdür. Ne'abudu'da olduğu gibi. İhdi dediğimiz zaman ihdine sıradal müstakim. İhdi emir fiildir. Ve ile tarifinin hasf üzere kendisi nedir? Mebnidir.
faili vücube müstetir. Entedir. Na zamirin muttasılın mebni fi mahalli nas mef'ulü bisari. Es-sırata ikinci mef'ul mansup nasb alamet fetha ve mevsuf el-müstakime de sıratanın sıfatıdır ve mansuptur. Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin dediğimiz zaman sırata, birinci sıratadan bedeldir. Yani mef'ulü bisarihten bedeldir ve mansuptur. Ve muzaftır ellezine ise isim mevsuldür, muzafileyhtir ve mahalle mecurdur. En'amte fiili mazi, sükun üzere mebni, te, zamirun muttasunun mebni fi mahallera fail. Aleyhim harfi cerden dolayı şibi cümledir ve mahallen masup mef'ul bi gayri sarihtir. Gayril mağdubi aleyhim muzaf muzafileyh ile beraber yine mef'ul bi gayri sarihtir. Vav atıf la ve dalindeki la tehdit için gelmiştir. Dalin mef'ulü bi sarihtir, mansuptur. Nasb alameti ye'dir. Çünkü cem zekeri salimdir diyoruz. Ve bu şekilde bugün Fatiha'ya bir başlangıç yaptık. Bundan sonra inşallah Elif Lam Mim diyerek Bakara suresine bir giriş yapacağız. Ve bu şekilde derslerimize devam edeceğiz diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Maasselam ile lika inşallah.